Merhaba. Gösterişli, çok büyük, pek çok zengin renkle dolu ve biraz akıl karıştırıcı. Venedikli ünlü ressam Veronese'nin İskender'in önündeki Darius ailesi isimli tablosuna bakmaktayız. Darius, Pers İmparatoru. Perslerle Antik Yunanlar savaşıyor. Savaş, ünlü komutan Büyük İskender'in zaferiyle sonuçlanıyor. Burada İskender'den merhamet dileyen aileyi görmekteyiz. İskender Persleri yendiğinde liderleri Darius kaçıyor ancak ailesi tutsak ediliyor. Veronese'nin bu tablosunda Darius'un annesini diz çökmüş ailesi için merhamet dilerken görüyoruz. Annenin hemen arkasında sarı renkli giysiler içinde duran Darius'un eşi ve Darius'un çocukları var. Bu çok ciddi bir an. O zamanı düşünürseniz yenilen taraf köle yapılabilir, öldürülebilir, başlarına pek çok kötü şey gelebilir. Bu ciddi anda Darius'un annesi önemli bir hata yapıyor. İskender yerine onun danışmanı olan Hephaistos'tan af diliyor. İskender ise öne doğru adım atıyor ve hatayı zarif bir şekilde düzeltiyor. Yaptığınız hatayı affediyorum o da İskender sayılır. Çocukluktan beri çok yakın dostum ve baş danışmanım diyor. Bu sözleriyle hem Hephaistos'u onore ediyor hem de aileyi rahatlatıyor. Yani tabloda İskender sadece önemli bir kumandan olarak değil, ayrıca diplomatik yönüyle ve asil karakteriyle de öne çıkarılmış. Bunlar o dönemde yaşayan Venediklilerin ve bu resmi Veronese'ye sipariş eden Pizani ailesinin değer verdiği erdemler. Resim için söylediğim akıl karıştırıcı ifadesini resmin anlatımında da görmekteyiz. Bu çok büyük bir resim. Anlatım açısından gerekli olmayan pek çok figür var ve bu figürlerin kim olduğunu, ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Örneğin sağ alt tarafta bir köpek var. Aslında bu sahnede bir köpek olmasına gerek yok. Köpek biraz saldırgan görünüyor. Diz çöken figürlere saldıracakmış gibi duruyor ancak asker köpeği sıkı sıkı tutuyor ve zapt ediyor. Köpeğin bu tavrı İskender'in de kendi duygularına gen vuruşunu temsil ediyor olabilir. Resme biraz daha detaylı bakalım. Çünkü bu çok güzel bir tablo. Veronese ön plandaki figürleri zengin renk ve detaylarla resmetmiş. Temel renkler kırmızı, sarı ve mavi. İkincil renklerse yeşil ve turuncu renkler hem sanatçının hem de genel olarak Venedikli ressamların karakteristik özelliklerinden. Resimde renkler ve detaylar gerçekten güzel. Örneğin Darius'un çocuklarının giysilerine vuran ışığın yansımaları muhteşem. Bununla birlikte resimde çizime de çok önem verilmiş. Özellikle arka planda gördüğümüz mimari yapı olağanüstü güzellikte. Mimari yapının üst kısmındaki prezde çarpıcı güzellikte detaylar var. En sol tarafta yere doğru baktığımızda daha önde olan güzel atları görüyoruz. Atlar ve arkadaki mimari yapı eskizleri anımsatıyor. Resimdeki hemen her şey hareket halinde. Bu dramatik anda neler yaşandığını gerçekten görüyor gibiyiz. Resmin kompozisyonunda sol alttan sağa doğru devam eden diagonal bir yapı olduğunu düşünmek mümkün. Figürler hareket ediyor tepki veriyor. Tiyatroda bir sahne izliyor gibi adeta. Biz de kendimizi arka plandaki izleyicilerden biri gibi hissediyoruz. Hoşçakalın.